Bugün dünyanın en büyük teleskobunun yapılış sürecini inceleyelim. James Webb Teleskobu. NASA 30 yıl önce ilk projeleri yayınladı. 1995-96 yıllarında. Projenin ilk taslakları bunlar. Önce 1 milyar dolarlık bir bütçeyle işe başlıyorlar. Daha sonraki yıllarda bu bütçe 10 milyar dolara çıkıyor. Dünyanın her yanından binlerce bilim insanı bu teleskop için çalışıyor. Çapı 6,5 metre. Altın kaplamalı 18 tane dev aynadan oluşuyor. Bu teleskop dünyada değil, uzaydan gözlem yapıyor. Peki niçin? Teleskop evrenin en uzak noktalarına bakacak. Dünyanın ve güneşin ışıklarının bu görüntüyü bozmaması lazım. İşte bu nedenle James Webb, dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta kör bir noktaya konuluyor. Bu teleskopta astronot yok. Tıpkı bu oyuncak transformatör gibi çalışıyor. Uzaya yerleştikten sonra müdahale imkanı yok. Peki bir arıza olursa? Yapılacak hiçbir şey yok. 10 milyar dolar boşa gitmiş olacak. Bundan dolayı bilim insanları hata payını sıfıra yaklaştırabilmek için 25 yıl çalıştılar. Defalarca uzaya gönderilmesi iptal edildi. Binlerce aşamadan birinde hata olsa teleskop bir uzay çöpüne dönüşecekti. Taşınması için katlanıyor. 25 yılda tamamlanıyor. Saatte 10 kilometre hızla sarsılmadan taşınıyor. Gemiyle Fransız Guyana'sındaki üsse varıyor. Ariane 5'e yerleştiriliyor. Nihayet 2021'de gönderildi. Ve yola çıkıyor. Şimdiden sonraki hiçbir hataya müdahale imkanı yok. 25 yıllık emeğin karşılığı tek bir arıza ile yok olabilirdi. Uzaya gönderilmeden 31 dakika sonra enerji sağlayabilmesi için güneş panelleri açılıyor. 20 saat sonra ateşleyiciler dünyadan uzaklaştırıyor. 24 saat sonra üzerindeki iletişim anteni açılıyor. 3. gün güneş kalkanlarını taşıyan öndeki ve arkadaki paletler açılıyor. 12. günden sonra büyük aynanın ilk kanadı, 14. günde ise diğer kanadı açılıyor. Daha sonra kalkanları tam ortadan destekleyen teleskopik direkler açılıyor. 10. gün özel soğutucu çalışmaya başlıyor. Dünyanın Ay ile arasındaki mesafenin 4 katı uzaktaki bir konuma yerleşiyor. 50 farklı parça açılıyor. 140 farklı açılış mekanizması var. 344 kritik aşamadan hatasız geçiliyor. 18 farklı aynanın tek bir büyük ayna gibi hizalanması, odaklanması gerekiyor. Aynalar çok hassas motorlarla yönlendiriliyor. Binlerce küçük ayar. 25 yıldır beklenen an ve mutlu son. James Webb şu an çalışıyor. Evrenin en uzak noktalarından fotoğraflar gönderiyor. James Webb teleskobunu niçin anlattım? Anlatarak ne demek istiyorum? Bir otomobil ürettiğinizde doğacak hataları her zaman düzeltebilirsiniz. Bir uçak deneme uçuşu yaptığında hatalar fark edilir, sonra düzeltilebilir. James Webb örneğini şundan dolayı veriyorum. Teleskobun son hali bu. Şimdiden sonra artık teleskopa insan eli değmiyor. Üretiminde çalışan binlerce bilim insanı artık sadece seyirci. Şimdiden sonra gerçekleşen 344 aşamada hata olduğunda yapılacak hiçbir şey yok. James Webb'in insan eli değmeden uzaya gitmesi, orada kurulup açılması doğayı anlamak için önemli bir örnek. Yeryüzündeki her bitkinin çekirdekten çiçeğe olgunlaşması da böyle bir süreç. Allah kudretiyle her bitkiyi çekirdeğindeki programa göre böyle inşa ediyor. Her an, her saniye, her salise bir yaratılış söz konusu.
Bu bir zambak. Şöyle küçük bir tohumu var. Tohumdan sonra soğan haline geliyor. Bu kitaplar James Webb'in proje taslakları ve özet sunumuydu. Toplam 130 sayfa, bu da ek 36 sayfa. Binlerce bilim insanı bu programı temel alıyorlar. Ve 25 yıllık çalışma sonucunda bu muhteşem teleskobu yapıyorlar. Bu kitaplarda ve makalelerde ise bir zambağın minicik bir çekirdekten adım adım inşa edilmesi anlatılıyor. Bilim insanları James Webb'i önce üretmiş, sonra da müdahale edemeden izlemişlerdi. Bitkilerde ise bilim insanları sadece izleyici. Harikulade yaratılışları, muhteşem işleyişi not ediyorlar. Yeni teknolojilerin üretiminde yararlanıyorlar. Gizemini araladıkları ölçüde Nobel ödülleri alıyorlar. Teleskopta sadece üst üste katlanmış bir yapının açılması söz konusu. Parçaların başkalaşımı yok. Bir zambak çekirdeği çiçek olana kadar trilyonlarca değişim yaşıyor. Şu an kapalı bir kutu. Neyin tohumu olduğunu bile bilmek imkansız. Çekirdek uykuda. Soğuk ve kuru ortamda 5-10 yıl böyle bozulmadan uyuyabilir. Transformatör düğmesine basılınca açılmaya başlıyor. Tohumu toprağa atmak ve su vermekle biz de düğmeye basmış oluyoruz. Elimdeki tohum 5 milimetre küp hacminde. İçinde neler var? Bu küçük alanda 5 bölüm ve toplam 2,5 milyon canlı hücre var. Her bir hücreyi insan sayarsak 2,5 milyon nüfuslu bir şehir gibi. Ama hepsi uyuyor. Şu tohumda 5 tür hücre var. Zambak haline geldiğinde bu hücrelerin üzerine 20 tane daha ekleniyor. Yani şunda 25 tür hücre var. Tohum çekirdekken böyle 5 tür hücreden oluşuyor. Ama tohum gelişip soğan haline geldiğinde bu 5 hücreye 20 tür hücre daha ekleniyor. Tam bir çiçek olduğunda ise 84 tür farklı hücreden oluşuyor. Zambak'ta tam olarak bu mucizevi olay gerçekleşiyor. Şu tohum tam bir çiçek haline geldiğinde hacmi 50 milyon kat büyümüş oluyor. Bu hücre türlerinin her birinin farklı bir görevi var. Peki bu hücrelerin organize hareketi nasıl sağlanıyor? Bu kareografiler günlerce çalışılmış. Aralarında iletişim var. Aralarında bir iletişim olmasa böyle görüntüler oluşmaz. Peki bu 84 tür hücre arasında iletişim nasıl kuruluyor? Doku değişimi nasıl gerçekleşiyor? Büyüme süreçleri nasıl kontrol ediliyor? Hücreler çiçeğin sınırlarını nasıl biliyor? Zambağın biçimsel sınırlarında nasıl duruyorlar? Bu kareografide insanlar zambak yaprakları oluşturuyor. Peki ne gerekiyor? Rol alanların bu sınırları bilmesi, orada durması gerekiyor. Bitkilerde bütün bunlar nasıl oluyor? Bilim insanları bu işlerde enzim ve hormonların görevli olduğunu söylüyor. 25 farklı kimyasal var. Bu enzim ve hormonlar basit kimyasallar değil. Bir kısmı ancak laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Şunlar laboratuvarlarda, kimyagerlerin denetiminde çok hassas ölçülerde hazırlanıyor. Bunları ise bilim insanları hiçbir şekilde üretemiyor. Bilim insanlarının en gelişmiş laboratuvarlarda sentezleyemedikleri kimyasalları kapkaranlık toprak, rastlantılarla mı sentezliyor? Bu kimyasallar şu gördüğüm binlerce, milyonlarca çiçeğin her biri için ayrıca imal ediliyor. Diyelim ki imal edildi. Peki bu bilinçsiz kimyasallar organize olup bir sanat eseri oluşturabilir mi? Bunu yapmaları için bir sebep var mı?
James Webb örneğinden gidelim. Şu an teleskoba uzaktan bakıyorum. NASA ortada yok. Mühendisleri görmüyorum. Gözümüzün önünde gerçekleşen 344 aşamayı gördüğümüzde şunları der miyiz? Bakın, her şey kendiliğinden oluyor. Bilim insanlarına gerek yok. Bu teleskop yıldız patlamaları ile oluşmuş olmalı. Bu işlemleri yapan bilim insanları veya astronotlar görmüyoruz. Görmediğimize niye inanalım? O nedenle bu teleskopu insanlar yapmış demek, bilimsel değil, sadece bir inanç. Mühendisleri görmediğim için onları yok sayarsam, şu proje kitaplarına yaratıcı gücü vermem gerekir. Şu iki kitap kafa kafaya verip teleskop inşa ediyorlar demem lazım. Teleskop inşaatını bu kitapların başlattığını düşünmem lazım. O zaman katlanma ve açılma mekanizmalarının kendi kendilerini icat ettiğini düşünürüm. Kullanılan menteşelere, pistonlara bilinç vermek zorunda kalırım. Ama bu çelişki bitkilerde normal kabul ediliyor. Bazı bilim insanları yazdıkları bu makalelerde zambağın büyümesini şu sözcüklerle anlatıyorlar. Dönüştürür, güvenir, davranır, hareket eder. Tohumlar farklı stratejiler kullanır. Başa çıkar. Bu mekanizma yardım eder. Sorumludur. Sağlar. Teşvik eder. Olumsuz çevresel koşullardan kaçınır. Hizmet eder. Düzenler. Bu eylemler akıl ve bilgi sahibi insanların yapabileceği, tasarlayabileceği şeyler. Kimyasal maddelerden böyle davranışlar beklemek rasyonel değil. James Webb zambak gibi kompleks değil. Yola çıktığında yeni parçalar ve yeni bölümler kazanmıyor. Hacmi ve ağırlığı değişmiyor. Zambak kadar değişim geçirseydi şöyle olurdu. Tek bir teleskop olarak yola çıkardı. Sonra her an değişirdi. Şu noktada birbirinden farklı 100 çeşit teleskop yörüngeye oturmuş olurdu. Sadece zambak değil, yeryüzündeki tüm bitkiler benzer evrelerden geçerek doğuyor, büyüyor ve yaratılış hedefine varıyor. Minicik tohumlar transformasyon geçiriyor, şahane sanat eserlerine dönüşüyor. Doğduğumuz günden beri böyle mucizelere tanık olmamız harikulade olayları basit görmemize neden oluyor. Allah'ın kudret ve gücü öyle büyük ki her an trilyonlarca James Webb inşa ediliyor. Bu gerçek bir canlı zambak çiçeği. Bu ise plastik legolardan yapılmış yapay bir zambak. İnsan tuhaf bir varlık. Şu Lego zambak söz konusu olduğunda fabrika, mühendis, tasarımcı, kargo tüm bunların gerektiğini düşünür. Ama gerçek zambak söz konusu olduğunda ise yaratıcısına göz yummayı tercih eder.